9. sınıf Gençlik ve Değerler Ünitesi temel değerlerimizden şecaat konusuna başlıyoruz. Şecaat, cesaret, yiğitlik, kahramanlık, hakkını almak, haksızlığa boyun eğmemek, savaşta düşmana karşı cesaretli davranmak anlamına geliyor. Terim olarak bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, cesaretini koruması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesi anlamında kullanılıyor. Ahlaki bir terim olarak şecaat, bir Müslümanda bulunması gereken korkaklık ile öfke arasında güzel huy ve ahlaktır deniyor. Evet, şecaat genel anlamda korkaklık değil, cesaret, korkmamak, cesaretli olmak anlamına geliyor. Yavuz Sultan Selim, cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür diyerek cesareti ve tarihimizdeki kahramanlığı, şecaati ortaya koyuyor. Şecaat, başarıya ulaştıran bir erdemdir. Başarıya ulaşmak istiyorsak, şecaat sahibi olacağız. Ve şecaat sahibi olmak vatanı, milleti, bayrağı, dini, insanlığı korumak anlamında da çok değerli bir kavramdır. Vatan söz konusu olduğunda ölümden bile korkmadan düşmana karşı koyan, maddi ve manevi sıkıntılara cesaretle göğüs geren, yaşlı, zayıf, kadın, çocuk ve kendini koruyamayacak durumda olanları korumayı, hakkını aramayı, gerekenleri ölçülü ve hukuka uygun bir şekilde yapmayı, bu söylemiş olduğumuz değerlere sahip çıkmayı biz ancak cesaretle yapabiliriz. Cesaretin olmadığı yerde korkaklık vardır, korkaklığın olduğu yerde de başarısızlık vardır. Evet, körü körüne bir cesaret, körü körüne bir tehlikeye atılmayı da doğru bulmuyor dinimiz. Buna cüret ismi veriliyor, cüretkarlık ismi veriliyor. Dolayısıyla cesaret ve yiğitlik yerinde ve gerektiğinde değerli oluyor. Sen her şeye atılacağım, her şeyi yapacağım, gereksiz orada gözünü karartmayı da cesaret olarak görmüyor. Cesaret ve yiğitlik gerektiğinde yapılır. Evet, bazı yerlerde Mevlana'nın bazı yerlerde cesaretli olmak, kendini anlatma itibariyle bir sözü var. Onları kısa değerlendirelim. Bildiklerini anlatma konusunda cesaretli olacağız ama akıl vermeye kalkmayacağız. Anlatılanları iyi dinleyeceğiz ama hepsini doğru sanmayacağız. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit göreceğiz. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır diyor. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir diyor. Demek ki cesaret akılla beraber olmalı. Bilgisizlikle olursa cehalet oluyor. Evet, İslam dini cesareti önemsiyor. Cesaretli olmak, dinin de korunması, dinin değerlerinin de korunması ve yaşatılması konusunda çok önemli bir değerdir. Cesaretli olmayan, korkak olan bir toplumun dinini yaşaması ve milletin değerlerini koruması söz konusu değildir. Allah'tan korkmayı önemser çünkü Allah'tan korkmak, Allah'ın kulu olmak, başkalarının kulu olmamak anlamına gelir. Allah'a kendimize güvenir ve dayanırsak diğer hiç kimseden korkmayız ve korkuyu ortadan kaldırdığımız zaman da cesaretli oluruz.
Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek mümin iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Hiç kimseden korkmayacağız. Alnımızı secdeye sadece Allah için koyacağız. Kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Cesaretli olacağız. Evet, gösteriş için cesaret yapmayı dinimiz uygun bulmaz. Bunu Allah rızası için yapmayı, vatanı milleti için yapmayı efendim düşünerek şecaati gerçekleştireceğiz. Ne kadar cesur bir insandı, ne kadar kahraman bir insandı şeklinde bir yaklaşımla cesareti ortaya koymayacağız. Cesareti Allah rızası ile ve vatanın, milletin, değerlerin bunların yaşanması için ortaya koyacağız. Savaşta cesaretli olmak övülür ama cesaret adına aşırı gidilmeyi doğru bulmaz. Çoluk çocuk kimse öldürülmez. Kimseye savaşta karşılaştığın kişiyle mücadele edersin. Çoluğa çocuğa zarar vermezsin. Fazlaca aşırı bir cesaretle onlara zarar vermezsin. Evet, Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en fazla korkanınız benim diyor Peygamberimiz. Ama insanlar arasında en cesur davranışlar gösteren de yine Peygamberimizdir. Peygamberimiz Allah'tan başka kimseden korkmamıştır. Allah'tan korkusu onu daha cesaretli yapmıştır. Çünkü arkasında Allah vardır. Allah'ın yardımı ve inayeti vardır. Bizler için de bu şekilde. Peygamberimiz kendi hayatında cesaretli, şecaatli davranmış ve müşriklerin, inanmayanların kendisine yapmış olduğu birçok eziyet ve sıkıntıya göğüs germiş, zalime karşı göğüs germiş, şecaatli davranmış. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz yine bu davamdan vazgeçmem diyerek cesaretini göstermiştir. Uhud Savaşı'nda savaşın bizzat içinde yer almış ve yaralanması söz konusu olmuştur. Ben peygamberim, gidin siz savaşın, asla dememiştir. Bizzat savaşta savaşmış ve kendi cesaretini de Müslümanlara örnek olarak göstermiştir. Peygamberimizin Mekke'yi ziyareti sırasında Mekkeli müşriklerin kendisine göstermiş olduğu karşı duruşa bir anlaşmayla karşılık vermiş ve daha sonra Müslümanların Mekke'ye her sene gitmesine ve Mekke'nin fethinin önünü açmasıyla da cesaretini ortaya koymuştur. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan sana sığınırım diyerek şecaatin Müslümanlar için de ne kadar değerli olduğunu, korkmamak gerektiğini ifade etmiştir. Evet, bizler Allah'tan korkacağız, ondan başkasından asla korkmayacağız. Ve değerlerimiz için canımızı feda etmekten asla çekinmeyeceğiz. Haksızlığa karşı cesaretli olacağız. Cesareti gösterirken öfkemize yenik asla düşmeyeceğiz. Yapmış olduğumuz her şeyi akıl, adalet ölçüler içerisinde göstereceğiz. Gereksiz cesaret göstermeyeceğiz. Allah'ın dini, insanlık, vatan, millet ve değerlerimiz için sonuna kadar cesaretle mücadelemize devam edeceğiz.